İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündemden öne çıkan gelişmelerle ana haber bülteninde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Siirt'te 6 korucunun şehit olduğu saldırıda yaralanan askerlerden biri olan uzman çavuştan acı haber geldi. Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan uzman çavuş Emre Dut şehit oldu. Öte yandan kiliste arkadaşının silahıyla kendini vuran uzman onbaşı İsmail Tugay Özcan, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi. Siirt'ten acı haber geldi. Siirt'te 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan uzman çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. 24 yaşındaki uzman çavuş Dut'un memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba evine ateş düştü. Anne Muhsine ve baba Mustafa Dut oğullarının yaralandığı haberini aldıktan sonra yakınlarıyla birlikte Siirt'e gitmişti. Şehit Dut'un kendisi gibi asker olan kardeşi Akil Dut'un da Afrin'de görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan kiliste jandarma onbaşı arkadaşının silahıyla kendini vuran uzman onbaşı İsmail Tugay Özcan, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde son yolculuğuna uğurlandı. Zeytin Dalı harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin'de patlayıcı temizliği de sürüyor. Mehmetçik tüm imkanlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terörden temizlediği Afrin'i bombalardan da temizliyor. Bomba arama ve imha konusunda uzman olan özel birlikler bölgede çok titiz çalışıyor. Meskun mahal operasyonları ve bombalı tuzakların temizlenmesi için Afrin ve kırsalına gönderilen mayın el yapımı patlayıcı tespiti ve imha timi de 24 saat bölgede görev yapıyor. Afrin kırsalında sivillerin güvenliğini de sağlayan ekipler bombalı tuzakları tek tek imha ediyor. Bu görüntülerde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kurtarılan köylerden biri olan Kota'dan. Köyde teröristlerin camiyi karargaha çevirdiği ortaya çıktı. Caminin bir bölümünü karargah, bir bölümünü hastane, bir başka bölümünü ise mutfak ve kalacak yer olarak kullanan teröristler, içeriği terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın isimleriyle doldurmuş. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve İskenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz de eşlik etti. Dün 16 Filistinli şehit edip yüzlercesini yaralayan işgalci İsrail askerleri vahşete devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarında 49 Filistinli daha yaralandı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise, "Askerlerimiz gerekeni yaptı. Bence tüm askerlerimiz madalyayı hak ediyor." diyerek katliam savundu. Gazze'de İsrail devlet terörü sürüyor. Topraklarında 1948 yılında gerçekleşen İsrail işgalini protesto eden Filistinliler yine vahşete maruz kaldı. Önceki gün toprak günü eylemi yapan 16 kişiyi şehit eden ve yüzlerce kişiyi de yaralayan İsrail askerleri Filistinlilere yine ateş açtı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Gazze şeridinde çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen gösterilerde İsrail askerlerinin sert müdahalesine maruz kalan 49 Filistinli daha yaralandı. İsrail askerlerinin Gazze sınırında Cuma günü düzenlenen Filistin Toprak Günü gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesinde 16 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1300 kişi ise yaralanmıştı. İsrail'in saldırısında 16 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası Filistin'de yas ilan edildi. Acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise İsrail'i uyarmakla yetindi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de olayların aydınlatılması için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma talep etti. Guterres'e cevap veren İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, "Askerlerimiz gerekeni yaptı. Bence tüm askerlerimiz madalyayı hak ediyor. Soruşturma komisyonuna gelince bu olmayacak." diyerek katliamı savundu.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan da küstah bir açıklama geldi. İsrail ordusu için dünyanın en ahlaklı ordusu iddiasında bulunan Netanyahu, katliamı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllardır sivilleri ayrım gözetmeyen birinden ahlak dersi almayacak" şeklinde cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Adana ve Hatay'da konuştu. Adana Kongresi öncesinde halka seslenen Erdoğan, Fransa'ya ve İsrail'e yüklendi. Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana ve Hatay il kongrelerine katıldı. Adana İl Kongresi öncesi halka seslenen Erdoğan, Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3.348. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız. Önce teröristleri Elize Sarayı'nda kabul edenler kendilerine çeki düzen versinler. Kendilerine çeki düzen vermeyenler kusura bakmasınlar. Bizimle olan dostluklarını da kaybeder. Çünkü biz, bize dost olana dostuz. Ama bize yanlış yapana kusura bakmasınlar. Biz bugüne kadar bunu böyle yaşadık. Ve kimseye bizim yanlışımız olmadı. Erdoğan konuşmasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya da cevap verdi. İsrail'in başbakanı muhatabım değil de bir laf etmiş. Şu ettiği lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Yahu dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur. Ama mazlumların dışında cesur değil. Korkak. Ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin. Ve terör devleti olarak da işte Gazze'de yaptıkların ortada. Kudüs'te yaptıkların ortada. Ya senin dünyada doğru dürüst sevenin yok sevenin. Yani benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz. FETÖ'nün Milli İstihbarat Teşkilatı MİT tarafından çözülen kriptolu haberleşme Baylok'tan sonra yine kriptolu haberleşme olarak kullandığı Falcon da çözüldü. Hazırlanan Falcon listeleri Cumhuriyet Savcılıklarına gönderildi. Şimdi yeni bir gözaltı dalgasının da başlayacağı ifade ediliyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre MİT, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün yurt dışına kaçan örgüt üyeleriyle Türkiye'de kalan ve deşifre olan FETÖ'cülerin güvenli haberleşme sağlamak için yeni bir program geliştirdiğini tespit etti. MİT bilişim uzmanlarının yaptığı çalışmada örgüt üyelerinin Baylok benzeri kriptolu haberleşme ağı Falcon üzerinden iletişim kurdukları ortaya çıkarıldı. Kriptolu haberleşme ağı Falcon'a ulaşan MİT programı çözerek mesaj içeriklerine ulaştı. Bir süre görüşmeler takip edilerek kullanıcılar tespit edildi ve listeleri çıkarıldı. Deşifre edilen kripto FETÖ'cülerin listeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Falcon listesiyle yeni bir gözaltı dalgasının başlayacağı öğrenildi. Listede bugüne kadar deşifre olmamış, kamu ve özel sektörde üst düzey görevde bulunan kişilerin de yer aldığı öne sürülüyor. FETÖ'cülerin Falcon programı üzerinden yeniden örgütü toparlamaya çalıştığı, yeni kazanımlar üzerinden grup sohbetleri yaptıkları belirlendi. Falcon üzerinden örgüt üyelerine moral motivasyonu verildiği, umut ve hayallerle örgüt üyelerine sabırlı olmaları, güzel günler yakında olduğu gibi mesajlar iletildiği tespit edildi. Yine aynı program üzerinden örgüte himmet adı altında para toplandığı belirtildi.
Yılbaşında %8.8 zam yapılan elektriğe yine zam geldi. Bu seferki zammın oranı %2.89 oldu. Yeni zam bugünden itibaren geçerli olacak. Zamlar sürüyor. Bir zam da elektriğe geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplamda %2.89 zam yapıldığını açıkladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, zammın maliyet artışları ve döviz kurundaki yükselişten kaynaklandığını belirtti. Maliyet artışlarının biriktirilerek yıl sonunda zam yapılmasının doğru bir uygulama olmadığını vurgulayan EPDK Başkanı, ihtiyaç doğduğu zamanlarda küçük oranlı artışların tüketici ve sektör açısından daha doğru olduğunu söyledi. Enerji sektöründe esaslı dönüşümler yaşıyoruz. Zamla birlikte konutlarda kullanılan elektriğin kilowatt saati 37.10 kuruşa yükseldi. Elektrikte yıl başında da %8.8'lik artışa gidilmişti. 2018 yılı Şubat ayı dış ticaret açığı verileri açıklandı. Şubat ayında açık %54.2 artarak 5.7 milyar dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018 yılı Şubat ayı rakamlarını açıkladı. Buna göre ihracat Şubat'ta 2017 yılının aynı ayına göre %9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat %19.7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubat'ta %76.4 iken 2018 Şubat ayında %69.6'ya düştü. Dış ticaret açığı ise %54.2 artarak 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi. Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolarla İtalya, 840 milyon dolarla İngiltere ve 666 milyon dolarla ABD takip etti. İthalatta Şubat ayında ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 2018 yılı Şubat ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 812 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 663 milyon dolarla Almanya ve 875 milyon dolarla Fransa izledi. Sayın seyirciler, gözler dolar ve euroda. Dolar 4 lirayı geçerken euro 5 liraya dayandı. Türk lirası 5 yıl içinde tam %117 eridi. Türk lirasındaki rekor değer kaybının başlıca nedenleri arasında cari açık, dış ticaret açığı ve yüksek enflasyon gösteriliyor. Dolar 4 lirayı geçerken euro 5 liraya dayandı. Türk lirası döviz karşısında erimeye devam ediyor. 22 Mayıs 2013'te 1.84 lira seviyesinde olan dolar 4 liranın üzerine çıkarken Türk lirası geçen sürede %117.39 oranında değer kaybı yaşadı. Aynı dönemde Brezilya reali %65, Endonezya rupisi %42, Güney Afrika randı %25, Hindistan rupisi ise %18 değer kaybetti. Türk lirasındaki %117'lik değer kaybının başlıca nedenleri 51.5 milyar dolarlık cari açık, dış ticaret açığı ve yüksek enflasyon gösteriliyor. Trafik kazası haberleriyle devam ediyoruz. Kazalar İstanbul, Diyarbakır, Denizli, Konya ve Bursa'dan. Çevik kuvvet minibüsü devrildi, 5 polis yaralı. Kaza TEM otoyolu Edirne istikameti İstoç önünde meydana geldi. Göreve giden polislerden 5'i yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. İstanbul Fatih'te ise ehliyetsiz bir sürücü takla attığı otomobilden yara almadan kurtuldu. Kaza saat 3.30 sıralarında Fatih Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Denizli'de meydana gelen trafik kazasındaysa 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Kaza Çal ilçesi Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi. Bekir Ö idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ardından takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan ve ön camdan dışarı fırlayan Cennet Gürsoy hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte İrem Kocabıyık ve Yaşar Öztürk de yaralandı. Burası da Diyarbakır.
Diyarbakır'da bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptıktan sonra kaldırıma çarparak takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Ölümlü bir kazada Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşandı. Kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Burak, biz buradayız. Bu görüntülerde Bursa'dan. Bursa'da belediye otobüsü seyir halindeyken nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev topuna dönüştü. Yangını fark eden otobüs şoförü kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Büyük bir panikle otobüsü terk eden yolcu ve şoför otobüsten uzaklaşarak yanan otobüsü izledi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Evet, ne yazık ki kazalar bunlarla sınırlı değil. Yurdun birçok noktasında yaşanan trafik kazaları mobeselere yansıdı. Erzincan'da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Palandöken ve Yakutiye Caddesi'nde 3 ayrı kavşakta meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta bekleyen otomobile bir başka otomobilin çarpması ve kavşakta ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobille kafa kafaya çarpışma görüntüleri yer alıyor. Bu görüntülerde Erzincan'dan görüntülere yansıyan trafik kazalarında Halit Paşa Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan bir bisikletliye çarpıyor. Diğer bir kazaysa Erzincan-Erzurum karayolunda seyreden bir tırın kavşağa girmekte olan başka bir otomobille çarpışması görüntülere yansıyor. Bursa'daysa yaya geçidinden yolun karşısına geçen genç kıza otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucunda 6-7 metre sürüklenen genç kız kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Benzer bir görüntü de Giresun'dan. Tali yoldan ana yola dikkatsiz bir şekilde çıkan minibüs şoförü o esnada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen talihsiz kadın minibüsün ön tekerleklerinden de kendisini kurtaramayarak yaralandı. Bir başka trafik kazasındaysa yolcu minibüsü kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen hız kesmeyerek ilerlemeye çalışması kazayla sonuçlanıyor. Aynı şekilde bir başka sürücü de yol hakkının kendisinde olmamasına rağmen gitmekte direnince kaza kaçınılmaz oluyor. Sayın seyirciler, kar çilesi devam ediyor. Ardahan ilini Artvin ve Ardanoş ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle kapalı olan Ardanoş yolunun açılması için karayolları ekipleri seferber oldu. Türkiye'nin birçok bölgesinde deniz mevsimi başlarken Türkiye'nin doğusundaysa karla mücadele devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için başlatılan çalışma bir haftadır sürüyor. 2581 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkiinde yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan karayolları ekipleri çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor. Ekipler çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söylediler. Evet sayın seyirciler, gündemlere çıkan gelişmelerle karşınızdaydık. Bir başka bültende buluşuncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.